Sağlıkta Gündem'den herkese merhaba. Bugün Profesör Doktor Tayfun Uzbay ile birlikteyiz. Kendisi akademi başkanımız ve aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nde rektör danışmanı. Bugün kendisiyle son zamanların popüler konusunu sahte bilim masaya yatıracağız. Hocam, öncelikle bizi kırmayıp programımıza teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ne size. Ne demektir Hem Hanım, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben öncelikle... Anonsta da geçtiğim gibi son dönemde biz sahte bilimi konuşuyoruz. Nedir, ne değildir? Sizden bir dinleyelim öncelikle. Evet, şimdi her şeyin sahtesi var biliyorsunuz. Yani bilimin de sahtesi olabiliyor. Tabii bilimin sahteliği etik kuralların dışına çıkmasıyla birlikte başlıyor. Sahte bilim konusu... İlk çağlardan beri, çok eski çağlardan beri gündemde olan bir şey, insanla birlikte olan bir şey. İnsanın olduğu her yerde yalan, dolan, işte hile, hurda böyle şeyler var. İnsan bilimi üretiyor biliyorsunuz. Bilimi üreten insan, henüz hayvanların bir bilim ürettiğine dair yazılı veya önemli belgeler bıraktığına, önemli keşifler yaptığına dair tabii dolaylı keşifler vesaireler yapar onu. Ayrıca tartışırız ama sistematik bir şekilde bilimsel bilgi üretme işi insan tarafından yapılıyor. İnsan var oldukça ve bilimsel bilgi üretilmeye başladıkça tabii ki sahte bilim de ona paralel olarak yanında bulunuyor. Tabii bilim süreçlerini yani bilim tarihi açısından baktığımız zaman bir modern dönemler var, bir de geçmiş dönemler var. Tabii geçtiğimiz dönemlerde ne bileyim işte antik çağlarda, ondan önceki dönemlerde bilim yapılmadı diyemeyiz bugünkü anlamda. O dönemlerde özellikle felsefe alanında önemli işler vardı. Daha sonra Aristolar, Hipokratlar dönemi, Galenoslar dönemi, eczacılığın da babası sayılan dönemler var. Bir de tabii bir orta çağ dediğimiz bir dönem giriyor araya. Bu orta çağ özellikle din taassubunun çok büyük bir baskı yarattığı dönem olarak da tarihin içerisinde yer alıyor. Ve bu baskı ve taassup döneminin kırılması da bilimsel aydınlanmayla başlıyor. İşte Rönesans hareketleri var, Protestanlığın çıkışı var kiliseye karşı bir başkaldırı olarak. Bundan sonra da hızla modern bilim gelişiyor. Aslında bugünkü anlamda modern bilimin gelişimine baktığımız zaman çok eski değil. Yani bu Rönesans'la birlikte başlayıp yükselen bir dönem. Özellikle de 19. ve 20. yüzyıllarda ivme kazandı. Şimdi bir taraftan bilim bilgi üretirken bilim ne yapıyor? Sistematik olarak bilgi üretiyor. Bilgi niye lazım bize? Bir, hayatta kalabilmemiz için her şeyden önce. İki, hayata adapte olabilmemiz için. Yaşadığımız çevreye adapte olabilmemiz için doğru bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bu doğru bilgiyi de edinmemiz gerekiyor. Tabii bir takım tehlikeler var. Bunun içinde bizim alanımızla ilgili hastalıkları da sayabiliriz. Mesela ilaç geliştirme bir stratejidir. İnsanın hayatta kalabilmesi için aşı ve ilaç geliştirme bir stratejidir. Bütün bu doğru bilgiler geliştirilirken tabii ki bilim insanlarına da önemli bir pay ve paye verilebiliyor. Bilim yapmak ve bilim insanı olmak da önemli bir mevki elde ettiriyor insanlara. Aynı zamanda bilim ve bilgi ticarileştikçe önemli bir kar ve katma değer de sağlıyor. Tabii bunlar ortaya çıktıktan sonra bilim daha sahte bir şekilde de üretilebiliyor. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. İşte bilimsel unvanlara sahip olup ayrıcalık elde etmek için sahtekarlık yaparak bilim üretme. Ama bugün biz toplum açısından olaya bakarsak cehaletin yayılmasına da yardımcı olan bir bilim konsepti var son zamanlarda gelişmeye başlayan. Bu özellikle yaşadığımız bilgi çağında ortaya çıkan bir durum ki biz buna agnotoloji diyoruz. Bugün modern bilimde karşımıza çıkan en önemli problemlerden biri algı yönetimi ya da agnotoloji de diyebiliriz buna. Bu çerçevede cehaletin bilim güya sözde bilim üzerinden yayılması ve üstelik bunu akademisyenlerin yapması, bazı akademisyenlerin veya bazı önemli kişilerin buna ön ayak olması
ve medyanın da iletişim kanalları üzerinden bu işi desteklemesi. Hani günümüze gelirsek, şimdi geçmiş çağlarda da birçok sahte bilim örneği verebiliriz ama buna vaktimiz çok yetmez. Belki bugünü konuşmakta, bugün algı yönetimi üzerinden yapılan medya destekli yanlış bilgilendirmeleri ve bunların halk üzerindeki etkilerini konuşmamız bence daha doğru olur gibime geliyor. Yani hocam anladığım kadarıyla hep vardı bilim olduğu sürece. İnsan olduğu sürece. İnsan olduğu sürece bilgi var. Yani eski çağlarda da bilim yapılıyor ama biz modern anlamda bilim, yani science dediğimiz şey, Rönesans'la birlikte yükselen bir şey. Buna modern dönemlerin bilimi diyoruz. Eski dönemde de vardı, şimdi de var. Ama şu gün yaşadığımız an itibariyle cehalet bilimi dediğimiz, hani bilimin artık cehaleti yaymaya başladığı garip bir şekle büründü. Bunu evrim süreci içinde bilimin evrimi de diyebiliriz. Ya da bilimsel sahtekarlığın evrimi içinde geldiği son noktanın burası olduğunu söyleyebilirim. Evet. Kesinlikle çok kıymetli ve ilgi çekici de bir alan. Ben bu konuda çalışmalar yapmaya karar verme sürecinizi merak ediyorum aslında. Şimdi şöyle bir şey var, eğer dürüst bir insansanız, her şeyden önce insansanız, insan olmanın getirdiği bir takım kurallar var. Ne bileyim işte, çalmayacaksınız, aldatmayacaksınız, başka insanların hakkını gasp etmeyeceksiniz, eziyet etmeyeceksiniz, doğaya saygılı olacaksınız falan. Önemli ilkeler bunlar, insan olabilmenin önemli ilkeleri. Baktığımız zaman ama insanla birlikte maalesef bunun tersi olan durumlar da geçerli. Şimdi siz dürüst bir insansanız ve gerçekten insan olma iddiasındaysanız ve öbür taraftan da üzerinizde bir bilimsel akademik unvan varsa, bilimsel bir kimliğe sahipseniz, toplumu da bilinçlendirme konusunda bir yükümlülüğünüz var demektir. Yani bilim insanı illa üniversiteye gidip veya bir laboratuvara gidip bir takım şeyleri araştıran, bulan ve bunları insanlığın kullanımına veya doğanın kullanımına sunan kişi değil aslında tek başına. Yani bu, evet, bilim insanının bir rütbesi, bir payesi var, ona bir saygı göstermek gerekiyor. Ama aynı zamanda bilim insanının yaşadığı, içinde yaşadığı topluma veya içinde yaşadığı gezegendeki topluluğa veya doğaya karşı da bir takım sorumlulukları var. Şimdi ben baktığım zaman böyle bir kirlenme olduğunu gördüm. Ve biraz da araştırınca bunun aslında adının da koyulmuş olduğunu fark ettim. Profesör Doktor Robert Proctor var. Robert Proctor Stanford Üniversitesi'nde bir bilim tarihçisi ve yakın dönemlerde 2000'li yılların, işte 2010'lu yıllarda, tam tarihini bilmiyorum, 11-12 olabilir ama çok da önemli değil. Yakın zamanlarda diyelim. Agnotoloji diye bir şey tarif etti. Agnotoloji, agnozisten aslında geliyor ama cehalet bilimi demek. Yani cehaleti yayma bilimi, bilim eliyle cehaletin yayılması. Bu bana oldukça ilgi çekici geldi. Sonra etrafıma baktığımda bazı akademisyenlerin gerçekten de ya bilerek ya bilmeyerek ya da büyük bir aymazlık içerisinde bazı bilgileri çarpıtarak, bazı bilgileri tamamen yanlış ifade ederek, yani doğru olmayan bilgiyi, yanlışı söyleyerek, bazen de işte yanlışın yanına biraz da doğru katarak kitlelere çok yanlış mesajlar verdiğini, bu yanlış mesajların çoğunlukla da kendilerini popüler yapma amaçlı olduğunu. Kısmen böyle ama bir başka şey daha fark ettim bunun içinde. Bilim insanlarının da kullanıldığını gördüm. Şimdi öyle bir devirde yaşıyoruz ki, öyle bir dönemde bilgi artık çok hızlı yayılabiliyor ve çok hızlı elde edilebiliyor. Yani eskiden bilgi çok kıymetliydi. Çocuklar okula gidiyorlar. Okulda sınıfları oluyor ve ne bileyim işte, benim zamanımda mesela en azından o dönemin, işte 5. sınıfa geçtiniz, 5. sınıfın kitapları alınırdı. O kitaplar okunurdu. O kitaptaki bilgiler sınıflarda tekrarlanarak öğrenilirdi. O kitaplar dışında başvuracağınız en fazla birkaç tane de kaynak kitap vardı. Bir de tatil kitaplarımız var. Bir de varsa, şanslıysanız, bir şehirde yaşıyorsanız ya da yaşadığınız ilçede bir kütüphane varsa daha fazla başvurabileceğiniz bir de orası vardı. Şimdi artık
bilgiye ulaşma kaynaklarınız sınırsız. Çünkü bilgisayar teknolojisi, onunla birlikte gelişen internet, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bilginin de çok kolay yayılmasına yol açtı. Artık çeşitli arama motorları var. En bilineni Google bunların, İrem Hanım, biliyorsunuz. Buraya ne yazarsanız yazın, karşılığında mutlaka bir şeyler geliyor sizin karşınıza ve bunu tıklayıp okuyabiliyorsunuz. Ancak bu okunanların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, ne kadarı doğru bilgiyi içeriyor, bu ayrı bir tartışma konusu. Artık sınıflarda oturan çocuklara siz ders anlatırken belli bir konu başlığını verdiğinizde elindeki akıllı telefondan onun giriyor o konu başlığını, oradan bir sürü şeye erişebiliyor rahatlıkla. Öğrenci bir laboratuvarı kaçırsa veya ne bileyim bir dersi kaçırsa o derse ilişkin bir videoyu indirip dinleyebiliyor bir şekilde. Yani bilgi kaynaklarına ulaşmamız artık çok kolay. Ve bilginin bize intikali çok hızlı. Bilgi çok hızlı değişiyor öbür taraftan. Hal böyle olunca bir anda biz bilgi çağını yaşamaya başladık. Zaten baş döndürücü bir gelişme var etrafımızda. Ama bu kadar hızlı bir gelişmeye rağmen genel olarak dünyaya baktığımda ben şu anda mutlu bir dünya olduğunu da çok fazla görmüyorum. Yani benim belki de hani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama benim çocukluğumun geçtiği dünyaya göre evet daha yokluk vardı. Kıt kanaat, kaynaklar kıttı filan. Fakat şu anda kaynak bol. Ne bileyim biz eczacılık fakültesinde laboratuvarlarda bir kış çok soğuktu. İşte yeterli şey yoktu, yakıt yoktu. İşte paltolarımızı giyerek deneyler yaptık falan. Baktığınız zaman büyük bir yokluk dönemi gibi gözüküyor. Şimdiki çocuklar varlık içinde yüzüyor gibi geliyor ama bizim dönemimizde bilginin veriliş biçimi ve bilgiyi alma biçimi bence çok daha iyiydi. Şu anda çok bilgi var, çok bilgi veren var, çok farklı kanallardan gelen bilgi var ama aldığınız bilginin gerçekten doğru bilgi olup olmadığından da çok da emin olamıyorsunuz. Tam burada İkinci bir faktör olarak medya devreye giriyor. Medyanın yaygınlaşması, iletişimin yaygınlaşmasıyla insanların medyayla veya bilimin medyayla bir araya gelmesi, bilginin medyayla bir araya gelmesi ve medya aracılığıyla bilgi yayılması ki medyanın en önemli görevlerinden biridir. Toplumu eğitmek, topluma doğru bilgiyi yaymak. Ama bugün baktığımız zaman ne medya etiğine ne bilim etiğine uymayan, doğrudan doğruya hatalı bilginin medya kanalları üzerinden hızlı yayıldığına şahit oluyoruz. Bu bir taraftan üzücü ama öbür taraftan da çok tehlikeli bir durum. Bir de bu bilinçli bir şekilde de yapılıyor dediniz aslında. Yani bilinçli yapılmasının nedeni şu, bakın biz bir kapitalist çağ yaşıyoruz. Aslında kapitalizm zorlanmaya başladı dünyada ve insanların mutsuzluğu büyük ölçüde kapitalist sistemden kaynaklanıyor. Ve bu sistem aslında farklı sistemler yıkılıp da bu onun yerine gelirken liberal sistemle birlikte hem liberalizm hem kapitalizm ikisi birlikte, yani hem insanlar özgür düşünceye sahip olacaklar, serbestçe hareket edebilecekler, serbestçe eğitimlerini alacaklar, serbest bir rekabet olacak. Öbür taraftan da insanlar yetenekleri ve çalışmaları ölçüsünde de çok kazanacaklar. Ve gene küresel ölçekte birbirleriyle daha çok iletişime girecekler. Farklı kültürler birbirlerine daha çok yakınlaşacak. Ve yakınlaşan kültürler birbirleriyle daha çok uzlaşacak. Ve böylelikle insanlar belki daha mutlu olacaklar. Daha geniş kitlelere refah yayılacak gibi bir yaklaşım vardı. Her ne kadar atom bombası şimdiye kadar bir daha denemesi olmadı. İnsanlar çünkü çok büyük dersler aldılar Nagasaki'den ve Hiroşima'dan. İnsanlar çok büyük dersler aldılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bir üçüncüsüne gözleri yemiyor. Ama şu soruyu sormamız lazım. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde dünya nüfusu 1 milyarla 2 milyar arasında filandı. Yani önemli bir nüfus kaybı da oldu bu savaşlar sırasında ama şimdi nüfus 7,5-8 milyara yakın. Baktığımız zaman dünya üzerinde devam eden terörist faaliyetler var, bir takım iç savaşlar var. İlla savaş çıkarmak olarak bakmayalım. Çok büyük ülkelerin, küçük ülkelerin gelişmesine engel olarak ve bu kapitalist sistem içerisinde
cahil kalan, kendini geliştiremeyen ve başkaları tarafından yönetilmeye mahkum olan ülkelerdeki yetersiz koşullara bağlı çocuk ölümlerini, erişkin ölümlerini de yan yana koyarsak, bu dünya savaşlarında ölene hemen hemen yakın miktarda insan gene bu nedenlerle hayatını kaybedebiliyor baktığınız zaman. Yani dünya üzerinde bir savaş baktığınızda devam ediyor bana göre. Ve burada şimdi bilim maalesef ticarileşmeye başladı. Yani kapitalist sistem bilimi ticarileştirmeye başladı. Nasıl oldu bu? Eskiden buluş yapılırdı. Mesela iki tane örnek verebilirim ben burada çok çarpıcı. Biri çok çarpıcı örnek zaten. Madame Curie'yi siz de biliyorsunuzdur. Bir hanım, ünlü bir bilim insanı. Hem fizikte hem de kimyada iki tane Nobel ödülü olan yegane kişi. Şimdi Madame Curie'ye şeyi bulduğu zaman, radyumu bulduğu zaman diyorlar ki bunun patentini alın, bunu ticarileştirin. Onun verdiği cevap çok ilginçtir. Radyum topraktan, yani burada doğadan elde ettiğim bir şey benim. Bu bütün insanlığın bir malı. Yani ben bunu niye kendime, nasıl kendime mal edebilirim? Şimdi bu çok idealist bir yaklaşım tabii. Yani özellikle Rönesans'la birlikte yükselen bilimin modernizm dönemlerinde ve bilimin modernleştiği dönemlerde idealist yaklaşım bilimle kol kola ve el eleydi. Eğitimle idealizm iç içeydi. Burada genellikle herhangi bir ticari beklenti olmaksızın eğitim vermek, herhangi bir ticari beklenti olmaksızın buluşlar yaparak insanların sorunlarına çözüm üretmek, sağlık sorunlarına çözüm üretmek ön plandaydı. Pasteur kuduz aşısını keşfetti. Pasteur bu kuduz aşısından büyük meblağlar kazanmadı. Ama bugün kuduz aşısının geliştirilmesi söz konusu olsaydı bu aşı üzerinden çok büyük bir spekülasyon olurdu gibime geliyor. Şimdi lafı nereye getirmeye çalışıyorum buradan? Dediniz ya, neden bu oluyor? Neden medya bunu bu şekilde kullanıyor? Çünkü sağlık, şu soruyu soruyoruz artık kendimize. Şimdi hastalar müşteri, öğrenciler müşteri. O zaman müşteri gözüyle baktığınızda ticari anlamda bir şeyi döndürmeniz gerekiyor burada. Ticari bir kar elde etmek istiyorsunuz ama insan sağlığı kar amacı güdebilir mi? Eğitim kar amacı güdebilir mi? Bu iki soruyu kendimize sormamız lazım dürüstçe. Ha, diyorlar ki kapitalist sistemi savunanlar ve başka da bir sistem olmadığına göre, biz de bu sisteme tabi olduğumuza göre şimdilik dünya böyle gidiyor, biz de böyle bakacağız olaya. Buna bir şey diyemiyorsunuz, doğru. Ama İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi diye bir beyanname var, doğru mu? Evet. Hala da yürürlükte. Buna işte Amerika'sı da, İngiltere'si de, dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri, biz de dahil olmak üzere imza attık. Şimdi bu evrensel beyannameye göre insanlar, işte dil, din, ırk vesaire, mezhep ayırmıyoruz. İşte Hipokrat yemininde, eczacılık yemininde filan bu yeminler ön plana çıkıyor, bu özellikler. Gene insanların sağlık hizmetlerine, mesela ilaca ulaşma konusunda filan eşit olduklarını söylüyoruz. Ha, diyeceksiniz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde icat edilen bir aşı daha sonra dağıtılabiliyor, işte gidiliyor, Gana'da şu kadar çocuk aşılanıyor veya Afrika'nın başka bir yerinde imkanı olmayan insanlara gıda ve besin yardımı yapılıyor filan, ama bunlar ne kadar yeterli? Yani buralarda insanlar ölmeye bir devam ediyorlar, yetersiz beslenmeye açlığa bağlı olarak. İnsanlar bu bölgede hayatlarını kaybediyorlar, iş savaşlar daha çok buralarda çıkıyor. Bunu ciddi şekilde düşünmemiz ve konuşmamız gerekiyor. Bugün agnotoloji dediğimiz, yani cehalet bilimi dediğimiz şeyin her zaman pazarlayacak bir şeyi vardır. Yani ticari anlamda bunun bir getirisi var mutlaka. Ve bu getiri çerçevesinde birileri, işte bu bilim insanı olabilir, akademisyen kimliğine sahip birisi olabilir, toplumda kanaat önderi olarak kabul edebileceğimiz önemli kişilikler, şahsiyetler olabilir ve bunlar bilerek ya da bilmeyerek medya üzerinden bir şeyler söylerler.
halka bir bilgiler sunarlar. Ancak bu sunulan bilgiyi kullandığınızda halk bundan zarar görebilir ama birileri de buradan kazanabilir. Hani bu post-truth deniliyor bu kavrama. Yeni çıktı bu kavramda. Gerçek ötesi deniliyor. Bunu mesela Trump seçim propagandasında çok kullanmıştır. Son derece absürt şeyler söylemiştir ama söylediği şeylere genellikle de insanlar inanmışlardır bir şekilde. Çünkü duymak istenilen şeyler orada genellikle. Hocam önde gelen sözlüklerden birisi de post-truth kavramını yılın sözcüklerinden birisi olarak belirledi. Evet, hatta Oxford sözlüğüne yanılmıyorsam yılın sözcüğü olarak geçti. Medya iletişim alanı bunu çok seviyor. Şimdi bir, çok ünlü kişilere bu söyletilebiliyor ya da eğer ünlü, bilinen, önemli bilimciler böyle şeyler söylemiyorsa birisi alınıyor, önemsiz birisi, önemli biri yapılıyor medyada. Yani çok medyatik birisi oluyor. Şimdi tam da burada sosyal medya devreye giriyor. Sosyal medyadaki izlenirliğiniz, kaç tane takipçiniz olduğu filan bunlar çok önemli. Ve benim gördüğüm maalesef cehalet bilimi aktörleri diyorum ben onlara. Ya, bilerek ya da bilmeyerek ben kasıtlı yapıyorlar diye bir yafta yapıştırmak istemiyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum doğrudan doğruya ve burada pek isim de vererek konuşmayacağım. Sadece örneklemeye çalışacağım. Ama bunlar çok olumsuz etkiliyorlar maalesef şeyi. Önce sosyal medyada tanınırlıkları çok fazla, medyada tanınırlıkları çok fazla ve medyada tanınırlığı çok fazla oldukça bu kişiler daha güvenilir, daha dokunulmaz kişiler haline de geliyorlar aynı zamanda. Aklıma geldi, enteresan bir gözlemimi aktarayım. İstanbul TÜYAP kitap fuarındaydık ve kitap fuarı tıklım tıklım. Sürekli bir sirkülasyon var, içerisi son derece kalabalık. Ama öbür taraftan da Türkiye'de resmi kayıtlara göre kitap okuma alışkanlığı, yani hard copy'den okuma veya herhangi bir şekilde bir yazılı kaynağı okuma alışkanlığı %1 civarında. Tabii şimdi %1 okunuyor ama bu %1 kaynağın da aşağı yukarı binde biri işe yarar kaynak. Yani çoğu her basılı olan şey de tamam adam elinde kitap okuyor ama ne okuduğuna da. Bir de nitelik durumu var. Yani tabii nitelik durumu da var. Nitelikli kaynak okumaya baktığınızda binde bir. Kendi kendime şu soruyu yönelttim. Dedim ki yani Türk toplumu okumayı çok seviyor o zaman yani burada olduğuna göre. Ama maalesef okumayı çok sevdiğinden değil. Bu tür fuarlarda promosyonlar oluyor. İnsanlar ellerinde işte torbalarla promosyonları dolaşıyorlar. Bir şey daha fark ettim. Genç öğrenciler ya da bir takım insanlar ünlülerin orada söyleşileri oluyor, toplantıları oluyor. O ünlülerle işte kitap imzalarken fotoğraf çektirmek önemli. Onlarla selfie yapmak önemli. O ünlü orada konuşurken bu taraftan bir selfie yapıp onu sosyal medyada paylaşmak önemli. Tabii bunları doğrudan doğruya eleştirmemek lazım. Ünlü biriyle gözükmek insanlara kendini iyi hissettiriyor olabilir. Ona bir itirazım yok ama bu tür davranışlar yani toplumun bir taraftan cahil kalması, eğitimin kötüleşmesiyle toplumun cahil kalması bir sorun. Öbür taraftan akademisyen niteliğine sahip olan kişilerin doğru bilgi vermesi gerekirken hatalı bilgileri topluma kodlayarak ve özellikle duymak istediklerini onlara söyleyerek hem kendilerinin daha çok takipçi almaları, daha meşhur olmaları gündeme geliyor. Hem de toplum buradan zarar görüyor. Ama bir yandan da etik sorumlulukları var bilim insanı olarak, kanaat önderi vallahi olarak. Onu yani, kötüye mi kullanıyorlar, böyle mi anlamalıyız? Bakın 2000'li yıllarla birlikte bence bilim alanındaki etik ciddi bir şekilde sümen altı edildi. Ve kapitalist sistem ve ticarileşen sistem içerisinde hangi etikten söz edeceğiz? Tabii ki bir takım yasal bağlayıcı faktörler var burada. Hala koruyucu bir takım şeyler var ama hiç kimse şunu diyemez mesela şu anda ne bileyim ben ilaç endüstrisi çok mu etik davranıyor veya kendi tarafıma da bakayım birçok bilim insanı tüm etik kurallara tam anlamıyla acaba ne kadar uyuyor bilerek ya da bilmeyerek. Burada artık farklı etik boyutları bizim tartışmamız gerekiyor, farklı etik konular getirmemiz gerekiyor ama
En önemli konu bence eğitimi ve bilimi ticaretin dışında, özellikle sağlıkla ilgili bilimleri biraz ticaretin dışına taşıyabilmemiz ya da buradaki ticariliğin kurallarını tekstil ticaretinden çok keskin çizgilerle falan ayırmamız gerekiyor. Bunlara kafa yormak gerekiyor biraz diye düşünüyorum. Ha, buna kafa yoran ülkeler var mı? Var. Birçok ülke kendi vatandaşını ve kendini yasalarla, yönetmeliklerle, eğitimlerle, eğitimini doğru konuşlandırarak, doğru yaparak koruyor. Ama biz çok da korumuyoruz. Dünya Sağlık Forumu ya da Dünya Bilim Platformu, bilmiyorum şimdi tam hatırlayamayacağım ama böyle önemli bir kurumun yaptığı bir araştırma var. Aynı bu PISA sonuçları gibi, eğitimde PISA etkisi vardır ya, pek de sevmeyiz biz onu, giderek geriliyoruz çünkü orada. Aslında PISA okuduğunu anlama ve söyleneni anlama ve anladığını ifade etme gibi konuları içerir. Biz maalesef okuduğunu çok iyi anlayamayan bir toplumuz. Çünkü öğrenciler ucu açık soruları bile sevmiyorlar İrem Hanım artık. Yani çoktan seçmeli 5 şık içerisinden fikir yürütmeye çalışıyorlar. Hızlı tüketim. Bu, yani bu aynı zamanda sizin farklı açılardan bakmanızı ve düşünmenizi de engelleyen bir durum. Biz maalesef fen bilimleri ve matematik alanında çok çok geriledik son yıllarda. 104. sıraya kadar gerilemiş durumdayız. Dolayısıyla bir taraftan eğitim kalitemiz düşüyor ve daha cahil diyelim bir toplum ortaya çıkıyor. Öbür taraftan da bu cahil toplumun algısını yönetebilmek için o topluma bir takım şeyler sunuluyor, işte idoller sunuluyor. İşte bunları görüyoruz, televizyonlarda çıkıp konuşuyorlar, tartışıyorlar. Tabii ki arada hepsine bir genelleme yapmak yanlış olur. Çok değerli hocalar da çıkıyor, orada bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ama genel olarak görünen o ki, özellikle post-truth yaklaşımlarla ve algı yönetimi yaparak toplum maalesef çok yanlış bilgilendiriliyor diyeyim yani. Aslında çok çarpıcı bilgiler veriyorsunuz ve siz bir yandan konuşurken şey diye düşünüyorum. Bir zamanların distopyaları aslında günümüzün gerçekliği haline gelmiş gibi maalesef, görünüyor. Maalesef öyle gibi görünüyor. Nasıl başa çıkacak bununla? Medyada haberi okuyan kişi, sosyal medyada arama çubuğunda bir bilgiye, habere ulaşan kişi. Şimdi şöyle tabii, baktığınız zaman bununla başa çıkmak çok kolay bir şey değil. Şu açıdan kolay değil. Eğitim sisteminiz kötüyse bundan başa çıkmanız çok zor. Çünkü yetersiz eğitim sistemi, yeterince analitik düşünemeyen, yeterince sorgulayamayan, bir konuya çok farklı açılardan bakamayan, ezberci bir eğitimden gelen bireylere post-truth müdahaleler çok daha kolay. Yani sorgulayan, daha analitik eğitimden geçen kişilerde bunu yapmak daha zor. Türkiye özelinde bakarsak, biz batıya baktığımız zaman hep Amerika'yı görürüz. İşte Amerika'da şöyle, Amerika'da böyle. Aslında Amerika'nın eğitim sistemi hiç de iyi değil. Ancak Amerika'nın yaptığı güzel bir şey var. Amerika'da liyakat çok ön planda ve toplumun çok iyi eğitilmiş kesimi toplumu yönlendirdiği ve yönettiği için bürokraside veya başka yerlerde orada bir sorun ortaya çok fazla çıkmıyor. Yani asıl eğitimli olması gereken yönetici kesim tamam. Şimdi biz oraya baktığımız zaman ve oradan örnek almaya çalıştığımız zaman aslında doğru bir şey yapmıyoruz. Bizim Cumhuriyet sonrası dönemde çok iyi bir eğitim sistemimiz vardı. Bizim o eğitim sistemimizi bugün bahsettiğim o dünya ekonomik forumlarının, PISA'ların yüksek puan alan ülkeleri bu tarz eğitimleri uyguluyor zaten. Ama biz ısrarla bu eğitim sisteminden vazgeçip çok farklı şeylere girdik ve sürekli eğitimi devamlı değiştiriyoruz. Yani sağından solundan. Ama bize özgül istikrarlı bir eğitim sistemimiz de yok. Her şey değişiyor sürekli ve bir kuşak geçiyor bir sistemle, öbür kuşak arkasından geliyor başka bir sistemle.
Bunları tabii tartışıp buraları düzeltmek lazım. Buraları düzeltemediğiniz zaman olay şuraya geliyor. Ben çıkıp konuşuyorum. Ama benim sosyal medya takipçi sayım aşağı yukarı 5000 kişi kadar. Twitter'dan konuşsak en çok orada var. Ama bir isim vermeden konuşacağımı söylediğim için bir sosyal medya fenomeni olan bir hocayı işte 1 milyona yakın insan izliyor oradan. Şimdi onun söylediği bir şeyle benim söylediğim bir şey benimki 5000 kişiye ulaşıyor. Onunki benden çok daha fazlasına ulaşıyor. Bu şekilde başa çıkmak çok zor. Medya etiği burada önemli. Sadece bizde yok post-truth üzerinden algı yönetimi yapan, meşhur olmaya çalışan akademisyenler sadece bizde yok. Dünyanın her yerinde var. Çok gelişmiş ülkelerde de var ama oranın medyası onların karşısına karşı görüşte olanları da çıkarıyor. Ve seviyeli tartışmalarla halk doğrusunu anlayabiliyor. Bizde sorun şurada. Birincisi bizim bilimcilerimiz kendi dilinden çok halkın seviyesine inip bildikleri şeyi doğru şekilde anlatmada bir zorluk çekiyorlar. Ve öbür taraf duymak istediğini söylediği için de o halka daha sempatik geliyor sanki. Yani burada konuya iyi hakim olan ve bu kişilerin hatalarını gayet nazik bir şekilde herkesin gözünün içine sokacak şekilde çıkarabilen ve tartışma kültürüne sahip olan kişilere ihtiyacımız var. Ve medyanın da bunları karşılıklı farklı görüşleri karşılıklı konuşturması lazım. Bu bir nokta. Başka bir noktada medya her konuya da girmemesi lazım. Şimdi bir bilimsel bir araştırma yapılmış bir laboratuvarda. Öncül bazı sonuçlar elde edilmiş ama bu sonuçlar çok çarpıcı, çok heyecan verici. Ama daha geliştirmeye çok ihtiyacı var. Böyle bir konuyu alıp da getirip halka sunmak gereksiz. Bu daha kongrelerde çok uzun tartışılması gereken konular. Hani her konuya da maydanoz olmaması lazım medyanın. Kongrelerde tartışılabilecek, akademisyenlerin, bilim insanlarının kendi aralarında tartışabileceği bazı konuların halkın önünde tartışılması da yanlış bence. Öyle bir sıkıntı da var. Gerçekten böyle insan bir yandan da korkuyor ve irdeliyor zamanında inandığı şeyleri. Bakın basit bir örnek vereyim. Dedi ki birisi tuz tansiyonu yükseltmez, aksine düşürür dedi. Aynı kişi dedi ki çocuklarınıza istediğiniz kadar Türk kahvesi içirebilirsiniz. Kahve antioksidandır dedi. Şimdi ikisine de bakalım. Birincisinde kahve antioksidandır. Doğru. Büyükler, erişkinler içebilir belli bir miktarda kahve içmesine. Herhangi bir kahveye alerjisi yoksa, kafein bağımlılığı falan yoksa, kimsenin bir şey dediği yok zaten. Kahve asırlardır tüketilen bir şey. Ama çocuklar da kafeinin hem metabolizması yavaş hem çocuklarda kafein duyarlılaşmaya neden olabilir. Ve gerek yok bir çocuğun yani antioksidan verecekseniz çocuğa kahveye kadar verebileceğiniz bir sürü şey var. Şimdi onun arkası enerji içecekleri kullanmaya, onun arkası uyarıcı kullanmaya, onun arkası sınav başarısı için ilaç kullanmaya kadar giden bir yolu açıyor. Ve bu çok densiz bir söylem. Ve ikincisine gelelim. Tansiyonu yükseltmez, tuz aksine tansiyonu düşürür. Şimdi tuz kesinlikle tansiyonu düşürmez bir kere. Önce bir onun adını koyalım orada. Ama tuz bazı kişilerde yani tuzun tuza karşı damar yapısında duyarlılığı olan, hücresel düzeyde öyle diyelim, duyarlılığı olan, buna hassasiyeti olan bir takım insanlarda da veya atılımında sorun olan insanlarda da damar sertliğine, böbrek yetmezliğine, hatta işte yüksek tansiyona bir sürü şeye neden olabilir. Şimdi bu tip kişilerde tuz kısıtlaması gerekir ama bunun ne kadar kısıtlanması gerektiği de ayrı bir hesaplama konusudur. Şimdi siz bir taraftan insanları tuz yemeye teşvik ediyorsunuz. Peki bu insanların içinde tuzu metabolize edemeyen veya tuz kısıtlaması gereken bir takım insanlar varsa ve bunlar siz profesör olduğunuz için sizi inanarak ve kendi doktoruna inanmayarak
hadi canım bu modern tıp da bir palavraymış deyip bu tarafa geçip bunu kullanırsa ciddi hasar görür. Böbrek yetmezliğine girebilir, hayatını kaybedebilir, geri dönüşümsüz bir takım zararlar görebilir. E şimdi bir hekim bunu genelleyerek söylüyor, bir profesör bunu genelleyerek söylüyor. Söylediğinin içinde belki doğru taraf şu, gereksiz yere tuz kısıtlamasına gitmek, yani hiç gereği yok. Tuzla alakası yok kişinin tansiyonun ama tuz kısıtlamasına gidiyoruz. Ha burada bu ayrı bir tartışma konusudur. Burada hekimi iyi yetiştirmek, tanıyı doğru koymak, hastasını yakından takip eden bir hekim profili yetiştirmeniz gerekir. Doğrusu bu. Ama siz bunu bırakıp genel bir şekilde tuz çok faydalı bir şeydir. Evet, tuzun faydasız olduğunu kim söyleyebilir? Hayat sodyum ve klorürle çok ilgili, hücre biyolojisinden hepimiz biliyoruz. Öbür taraftan aynı şey kolesterol için geçerli. Bir yönüyle kolesterol palavra, vücut için kolesterol faydalı. Sanki hiç biz kolesterolün faydalı olduğunu öğrenmemişiz gibi. Biz de gördük bu dersleri, kolesterolü zararlı bir şey olarak öğrenmedik. Beyin dokusunun oluşmasından tutun vücuttaki birçok önemli fizyolojik faaliyetler için kolesterole ihtiyacımız var. Kolesterol iyi bir şey, tamam. Ama bazı insanlarda kolesterol metabolizması bozuk. Bu insanlarda kolesterol birikiyor çeşitli nedenlerle. Biriken kolesterol damarın çeperinde kalınlaşmaya neden oluyor. Kalınlaşma demek, kanın içeriden geçerken daha çok basınç yapması demek, daralmaya bağlı olarak tıkanma demek, bir sürü başka şey demek. Bunlar hayatı tehdit eden şeyler. O zaman burada tanıyı doğru koymuşsanız evet, hayat kurtarıcı. Hı hı. Ama siz genel olarak lipid ilaçları palavra kullanmayın dediğiniz zaman o lipid ilaçlarını kullanan yan etkileri de var tabii. Hı hı. O yan etkileri de canından bezmiş. Bırakıyor yan etkilerinden dolayı, çünkü orada bir akademisyen bunu söylüyor ama bu kişiler zarar görür. Evet. Ama bizim tartışmamız gereken lipid ilaçlarını akılcı nasıl kullanacağımızı tartışmamız gerekiyor. İşte onların prim görmelerinin nedeni de o maalesef. Yani bu şöyle mi hocam, popüler isimler medyadaki, bilim dünyasındaki, akademi dünyasındaki aslında kişinin kendi hekimine olan güvenini sarsıyor bir nevi anladığım kadarıyla. O popülerlikten evet, kaynaklanan şey. Yani ezber bozuyoruz diyorlar bakın. Şimdi ezber bozan açıklama, falancadan ezber bozan açıklama diyor. Şeyde bir flash haber. Şimdi bakıyorsunuz ezber bozan açıklama şu. Tuzun tansiyonu düşürmediği aksine, pardon tuzun tansiyonu yükseltmediği aksine düşürdüğü bilgisi. Kısa bir aranın ardından kıymetli hocamızla söyleşimize devam edeceğiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam söylediğim gibi çok çarpıcı şeyler anlatıyorsunuz. Bu bilimsel çalışmaları yaparken, bu alanda çalışırken sizi en fazla şaşırtan, bu da olmaz artık dediğiniz birkaç örneği alalım mı sizden? Ya, çok örnek var. Ne bileyim, elbette. İşte, kokoreç yiyip depresyonu tedavi olabileceğini iddia eden onkoloji hocası var mesela. Alanı onkoloji ama kokoreç üzerinden depresyona atıfta bulunuyor. Gene meşhur bir hocamız var, dedi ki benim kardeşim bundan rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin, çok da üzüldüm yani bu şekilde bir intiharla kayıptan, ama burada genelleyerek bütün antidepresanları ve antidepresan kullanımını ne bileyim işte idam ederek ya da lanetleyerek ne yapıyor? Aslında bu ilaçlara ihtiyacı olan ve bu ilaçları kullanarak hayata tutunabilen, tedavi olabilen birçok insanın da kafasına belli bir şüphe düşürmüş oluyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz insanlar prospektüsleri daha ciddi okumaya başladılar. Mesela sosyal medyada ben buna karşı çıktım. Bunu lütfen genellemeyin çünkü birçok hasta ilacını bırakabilir diye. Bana bir vatandaş yazmış, şeyin fotoğrafını çekmiş.
bakın burada intihar yapabilir diye yazıyor prospektüsün diyor. Prospektüsün fotoğrafını çekmiş. Şimdi evet, bir kere bu ilaçlar belli denetim altında piyasaya sürülüyorlar ve en küçük bir şeyi bile, en küçük bir yan etkiyi bile oraya yazmak zorundalar. Kesinlikle. Bir zorunluluk var. Zorunluluk ama burada çok düşük oranlar söz konusu ve bir de yarar zarar oranı diye bir şey var. Yani kullandığınız her şey, yediğiniz gıdanın da yarar zarar oranı var. Yani siz tatlıyı çok fazla yer, çok fazla kalori alırsanız işte kilo alıyorsunuz. Gene yarar zarar oranı çerçevesinde besleniyorsunuz. Burada lanetlenen ve soğuk bakılan modern tıp diye oluyor. Kanıta dayalı tıp oluyor. Şimdi kanıta dayalı tıbba ve modern tıbba ve moderniteye karşı bir tepki başladı. İşte bunun sonucunda birisi bir laf atıyor ortaya. Aşılar otizme neden oluyormuş. İnsanlar aşı yaptırmaktan çekiniyorlar, kaçınıyorlar. Ve maalesef okumuş kesimde de yaygın bu. Otizm korkusu ya da başka nedenlerle aşıyı reddeden insanlar var. Halbuki bu aşılar insan ömrünün uzamasına çok büyük katkı sağladılar. Yani bir çiçek hastalığının ortalıktan kalkması, kuduzun, tetanozun aşılarla kontrol altına alınması, birçok daha başka hastalık sayabilirim burada. Bunlar çok önemli ve bizim aşıyı reddetmemiz, ilacı reddetmemiz, sonra da diyorlar ki işte ilaçsız bir dünya mümkün olabilir mi filan, bunlar tartışılmaya başlanıyor. Bir gazeteci arkadaş, kendisini severim, okurum, takdir ederek okurum ama o da bir garip bir şey yaptı. Bir kitap yazdı, ilaca karşı ciddi bir şeyler söylüyor. İlaç alanına ciddi önemli sözler söylüyor. Ama baktığım zaman kendisi bir ilaç uzmanı değil. Herhangi bir ilaç uzmanından bir alıntı yapmıyor. Eleştiri getirip yazdığım zaman sosyal medyada bana verdiği cevap, ilaç baronlarını eleştirmeyelim mi? Şimdi ilaç baronu dediğiniz kim? Yani bu ilaç adı üzerinde bu ilaçları alıyoruz. Bunlar işte hekim tarafından reçeteleniyor. Birçok ilaç hayat kurtarıyor. Yani bu kişi anneannesinin, babaannesinin, mesela işte yaşlı akrabalarının bakmış, gözlemlemiş, hiçbir ilaç kullanmadan şu kadar yıl yaşadı diyor. Şimdi öbür taraftan da tekrar düşünüyorum, işte ilaç kullanmak acaba bu kadar gerekli mi? Peki ben ona şu soruyu sorayım. Yani bir ateşi 40 derecelere falan çıksa, hastalansa ya da ciddi bir şekilde ilaç kullanmasını gerektirecek, ameliyat olmasını gerektirecek bir şey olsa orada ilaçları red mi edecek? Red mi edeceğiz yani? Şunun farkına varamıyorlar. Ben kitlelerin okuduğu bir gazeteciyim. Kitleleri etkiliyorum. Doğrudan ilaca böyle çaktığım zaman, böyle vurduğum zaman kitleler genelde kullanmakta oldukları ilaçlardan vazgeçebilirler ve gerçekten kullanması gerekenler de bu işin dışında kalabilirler. Ayrıca da benim bir gazeteciyim, ben iletişim uzmanıyım ama bir ilaç uzmanı değilim. İlaçlar hakkında bu kadar kesin konuşmamam gerekir demesi beklenir. Ya da ciddi uzmanlardan bu konuda görüş alması gerekir. Gene bir hanımefendi hocamızın çok satan bir kitabında bahsettim ama bu çok çarpıcı bir örnek çünkü. Kaynak koyuyor. Koyduğu kaynaklara bakıyorsunuz. Koyduğu kaynaklar söylediği lafın tersini söylüyor. Şimdi ama o zaman ya bu kitabı sen yazmıyorsun, bir başkası yazıyor ve kontrol etmiyorsun, ya bu bilgiyi bilerek ve isteyerek hatalı kullanıyorsun, ya da sen ne okuduğunun, ne yazdığının farkında bile değilsin. Üçünü de söylesem çok ciddi problem bunun her üçü de. Ben bunu sosyal medyada paylaştım. Bu birçok kesimden destek görür gibi oldu. Ama kitap satılmaya devam ediyor. Yani o diyor ki ama istediğiniz kadar konuşun. Medya onun evine gidiyor, naklen yayın yapıyor. Ben konuştuktan sonra medya ona daha çok mikrofon uzatıyor. Burada bir tehlike var mı? Burada ciddi bir tehlike var. Çünkü ilacını bırakan kişiler cidden hayatını kaybedebilir. Cidden ağır hasar görebilir. Tabii ki gereksiz ilaç kullanımı, ilacın akılcı kullanılmaması, ilaç endüstrisinin pazar genişletme faaliyetleri, ticareti öncelemesi, bunlar tartışılabilir. Biz bunları da söylüyoruz.
buralarda gereken şeyleri de yapıyoruz, uyarıları da yapıyoruz. Mesela ilaçta reklama da karşıyız. Ama bir şeyi lanetlerken, yani modern tıbbı, kanıta dayalı tıbbı lanetlerken ve buradaki ilaçların ve buradaki tedavi usullerinin engellerken diyelim, çünkü engelleniyor, başka bir şeye yol açıyor musunuz? Ben onu da sorgularım. Yani siz niye bu kadar bu alanı yazıyorsunuz? Arka planda internetten bile satışı yapılabilen geniş bir gıda takviyeleri başlığı altında geniş bir ağ var. Ve bu ağın içindeki ilaçlar, ben eczaneye gideyim bakayım şimdi bir eczanede, bildiğimiz o kimyasal diye lanetlenen ilaçlar çok çok daha ucuz fiyatları, bunlar çok daha pahalı. Birinin geri ödemesi var, öbürünün geri ödemesi yok ve orada da harika bir kar zinciri oluşmuş durumda aslında. Yani bunu da tartışmamız lazım. Onların neden prospektüsleri olmadığını, içindeki etken maddelerin çoğu baktığınız zaman bu kimyasallardaki etken maddelerle özdeş, benzer veya ona yakın etkiler oluşturuyor. Oralarda niye bir kontrolümüz yok? Yani onlar hakkında araştırma yapılmamış ve yayınlanmamış olması onları daha güvenilir kılıyor. Bu tarafta araştırma yapılmış, dürüstçe itiraf edilmiş, şu kadar kişide şu kadar yan etkisi var, bunu doktor kontrolünde yarar zarar oranı içinde kullanmamız lazım. Biz bunu lanetliyoruz. Aslında bakın tam bir agnotoloji. Evet. Algı yönetiminizde ne yapıyorsunuz? Gıda takviyesi diye gittiğiniz şeyden zehirlenebilirsiniz, zarar görebilirsiniz ya da bu kişilerin talimatlarına uyarak hayatınızı kaybedebilirsiniz. Ve bu tarafta da bir taraftan ciddi şekilde fayda görebileceğiniz bir şeyi de elinizin altındayken ıskalayabilirsiniz. Son bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda sağlık profesyonellerine yönelik şiddette bir artış var. Evet. Bakın bu artışın altında da bu var, hiç tartışılmıyor. Bir hoca çıkıyor, kendi meslektaşlarını aşağıladı geçenlerde. Dedi ki yani benim babam da doktordu ama işte çok şey yapmazdı, para kazanmazdı ama şimdikiler ticaret yapıyor gibi böyle bir şeye girdi kendi meslektaşlarına karşı. Ya her meslek erbabında, hukukçusuna da gitsen var, eczacısında da var, diş hekiminde de, hepsinde vardır. Genellemek doğru değil. Ama bütün bir meslek grubunu genelleyecek şekilde bunu ele alırsanız, o zaman burnundan soluyan vatandaş tabii ki hastanede ne yapacak? Doktoru da darp edecek, eczacıya da saldıracak. Aynen, bu da meşru bir hakmış gibi görmeye başladı insanlar. Bu tip adamları çok seviyor çünkü insanlar, onlar duymak istediklerini söylüyorlar onlara. Ve insan duymak istediğini duyan ve algısı yönetilen ve üstüne üstlük cahil olan bir insana siz doğruyu söylediğinizde onun maalesef düşmanı oluyorsunuz. Ve bu bir ciddi toplumsal problem ve öyle basit bir iki konuşmayla filan da hallolacak gibi gözükmüyor. Maalesef. Ama bu ne zaman anlaşılacak? Ne bileyim işte bir toplum işte bu yüzden bir duvara çarpacak mesela. İnsanlar aşıyı terk ettiği için başka bir salgın çıkar. Hani temenni etmiyorum ama başka bir problemle karşılaşacaklar. O zaman anlayacaklar ki aşı değerli bir şeymiş. Ya da bir yakınına bir şey olacak ama olduğu da tabii bununla ilişkili olacak ki o zaman belki bunlar anlaşılacak ama maalesef durum şu anda çok da iç açıcı görünmüyor. Peki. Bizim iyi öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor kesinlikle. Benim yapabildiğim işte bir sürü deniz yıldızı sahile vurmuş bir tanesini atıp kurtarmak gibi bir şey. Erişebildiğimiz kadar çok öğrenciye post-truth kavramını, agnotolojiyi, cehalet bilimini, kanıta dayalı tıbbın önemini, etik değerleri, bu değerlere bağlı doğru tanı koyma, doğru ilaç kullanma, akılcı ilaç kullanma, elimizden geldiği kadar bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz bunlarla sınırlı. Ama buna karşı topyekün bir savaş gerekiyor. Hocam hem programımıza katılma nezaketi gösterdiğiniz için hem de gerek bilime, bilim alanına, gerekse de toplum sağlığına yaptığınız katkılar için ben size çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün çok değerli bir bilim insanıyla Tayfun Uzbay ile birlikteydik. Kendisine katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Bir yandan çok bilgilendirici, bir yandan çok şaşırtıcı bilgiler edindik kendisinden. Emekleri için tekrar ama tekrar teşekkürler. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.